Zeynep, pansuman ve sargı için yardım eder misin? Çok salakça oldu ya. Sınava çalıştığım zamanlarda kafam çok dağınık oluyor. Acayip sakarlaşıyorum. Çalışırken bir çay içeyim dedim, ne hale geldim. Biyosentetik olan Zeynep. Onları kullanmıyoruz ki. Artık kullanıyoruz. Arslan Bey'in geçen hafta değiştirdiği yanık kurallarına göre yapıyoruz. Sınav öncesinde hep sakarlaşırım zaten. Cuma'ya uçuş sınavım var da heyecan yaptım biraz. Simülasyondayken de heyecanlanıyorsun biraz ama gerçekten uçmak farklı. Geriliyor insan. Yani pilot mu olacaksın? Sınava geçebilirsem. Gerçi 6 sınav hakkı veriyorlar, 5'e gitti ama bu sefer hazırım, geçeceğim. Kararlı olman güzel. Zeynep, sadece gözlem. Ders çalışırken elini yakmışsın, öyle mi? Uçuş sınavlarına 5 gün kala çorba yapmayacaktım. Erkek kısmı anlamıyor bu işlerden. Ben göklerin adamıyım. Elini çorbayla mı yaktın? Evet, yani çalışırken sıcak sıcak hem iyi gelir dedim. Ama dalgınlıktan tencerenin saplarını elimde tutuvermişim işte. Acayip oldu vallahi. Tencereyi elinde bir süre tutmuşsun herhalde. Yanık ciddi görünüyor. Yok, yani evet. Bırakırken elime döküldü biraz. Ondan yandı zaten. Avuç içeri ve 3., 4. foraks proksimalinde 1. derece ve yer yer 2. derece yanıklar var. Çok kötü oldu ya. Bu sınava giremezsem hakkım yanar herhalde. Yanık bölgesi kirli görünüyor. Ama halledebiliriz. Hafta sonu sınava girebileceksin. Girebilecek miyim? Hı-hı. Yalan söylüyor. Mustafa'nın hikayesinde tutarsızlıklar var. Zeynep, sadece gözlem yapmalısın. Gözlemliyorum zaten. Yakından gözlüyorum. Sen pansumanla falan uğraşırken anlamamış olabilirsin. Ama başka başka hikayeler anlatıyor. Ve Aslan ona sınava girebileceğini söylediğinde verdiği tepkiyi gördün mü? Rahatlamadı, panikledi. Çalışmaya geri döneceği için sinirli olması normal. Çünkü başaramayabilir. Kendine baksana. İşe geri döneli 1 gün bile olmadan kuralları zorlamaya başladın. Ela, bu benimle ilgili değil. Bu hastamızla ilgili. Sadece hastamız için endişeleniyorum. İnatçılık etmeyi bırak. O benim hastam. Bunu unutmamaya çalış. Peki. Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.